Bakıyorsunuz kalabalık ne yapıyor diye. Neyse hadi bereketli olsun. Başkanım lan ıspanak. 2 milyon 2 TL'ye satılmıyoruz. Alım gücü yoktur. Mazot pahalı. Kasa pahalı. Gözümü çekiyor genzeti. Bunu kaçtan aldınız? Bize 1,5'a geldi. Geliş fiyatı 1,5. Evet, evet. Ama 2'ye satamıyoruz. Evet. Alım gücü. Vatandaşlar alım gücü. Evet. Bunu pazara getireceksiniz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bir gün inşallah düzelir. Herkes i̇nşallah. Rahat. Yüzde alışveriş yapar. İnşallah. Siz de rahat edersiniz vatandaşlar. İnşallah. Az kaldı. Çok teşekkür ederim. İnşallah rahat edeceğiz inşallah. Başkanım siz varsınız ama çiftçi yok burada. Evet. Çiftçi evet. Yok. 2017'de gübrenin fiyatı 16 liraydı. Şimdi 480 milyon lira. Evet. Bu millet nasıl üretecek? Evet. Her şeyi komisyoncuya yıkıyorlar. Komisyoncu ne para kazanıyor burada? Sattığı maldan para kazanıyor. Komisyonundan para kazanıyor. Başka hiçbir şey değil. Yok faizci dediler, komisyoncu için. Bilmem ne dediler. Alakası yok. Adam bunu getirirse, çiftçi bunu getirirse, komisyoncu satar. Bunun üzerinden komisyonunu alır. Kar koymadan satar. Evet. Gübre bu para, mazot bu para. Bu çiftçi evet. Nereden kazanacak? Evet. Kimse üretmiyor. Hal bomboş. Bugün siz varsınız diye halka aldım. Evet. Yoksa hal bomboş. Evet. Halde kimse yok. Şey nasıl, üreticinin şikayeti ne sizden? En çok gübre, ilaç orada mı? Gübre, gelişiyor? İlaç, mazot. Evet. Evet. Gemiler 3 liraya mazot alıyor. Çiftçi evet. 8,5 liraya mazot alıyor. Evet. Az kaldı, düzelecek. Üretici getiriyor size. Evet. Siz de alıcı çıkarsa veriyorsunuz. Tabii ki ihracat, market, pazarcı, genel olarak bir alım yapıyoruz. Yalnız genel anlamda büyük bir şikayet söz konusu üreticiler için maliyetlerin çok aşırı yüksek olduğunu beyan ediyor arkadaşlarımız. Yakıt fiyatları, hem ilaç fiyatları, gübre fiyatları şu anda özellikle bu aralar fiyat aşırı şekilde düşük olduğu için üretici zararla çalışıyor şu anda. Üretici size getirirken bir fiyat veriyor mu? Şu fiyattan satın diye. Yok. Onu genel burada piyasayı kuran arkadaşlarımız var. Evet. İşte piyasanın durumuna göre arz talep doğrultusunda evet. Sabah fiyat belirlenir. O doğrultuda biz fiyat veriyorsunuz. Onun üzerinden bir komisyon alıyorsunuz. Aynen. Sonra artık onu alan götürüp ya pazarlarda veya dışarıya. Yani yay marketlere işte ya ihracat ya pazarlarda evet. İşte herkes gelen malın kalite doğrultusunda evet. Fiyatlarını belirliyor. Evet. Peki, ya senin bir şikayeti var mı? Besleyiciyi değiliz ki yani başkanım. Evet. 20 yıl, 25 yıl önceki fiyatlarımıza ürünler satılıyor. Evet. Artık milletin bizim tarımda hiçbir kimseye tutma şansımız kalmıyor. Her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. Gençlerimiz zaten artık sağda solda büyük şehirlerde asgari ücretli işin için evet. Belediye başkanlarımızın kapısını eskidiyor. Bak. Evet. Aynen öyle. 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm arazisi olan insanlar dahi artık sadece asgari ücretli bir işe üniversite mezunu gençlerimiz tutsak kalmış bu işe. Topraktan kaçıyor. Çünkü sebep neden? 20-25 yıl önceki fiyatlara ürün satıyor. Girdi maliyetlerimiz 100 liralık bir gübre, 6 ay önceki 100 liralık bir gübre olmuş 500 lira. Bu maliyetin altından kalkma şansı yok insanın. Mesela şu biberi biz 25 yıldır emek veriyor şu bibere. Geçen pazartesi günü bir sıkıntı oldu. Analiz dedi Rusya. Bilmem neyden dolayı yasak getirdi. Keyfi siyasi nedenlerden dolayı 15 liraya sattığımız ürün 5 lira 6 lira bandında Sayın Genel Başkanım. Yani bu ürünün 8 lira maliyeti özel bir ürün. 8 lira maliyeti var. Sadece bu değil. Çok güzel ama. Sadece bu değil. Salatalık, domates. Domates bugün arkadaşların hepsi biliyor burada 2 ile 3 lira bandında. 20 sene önceki fiyatlar. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hükümet de diyor ki enflasyonu sadece bu sebzeye odaklamış. Eğer bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu sebzeyle ise domates, biber, patlıcansa bize versinler gübresini,
tohumunu, ilacını bir yıl, bir yıl karşılıksız çalışalım biz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Kurtuluş bu işte yani, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Sebzeyse, domates, biber, patlıcansa. Biz üretmeye, bedava karşılıksız vermeye hazırız bunu yani. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti kurtulsun. Olmayan bir sebzenin olmayan bir düşman gösteriliyor. Bizim sektör. Ben aynı zamanda üreticiyim, aynı zamanda burada esnafım Sayın Genel Başkanım. Yani bu kitabın ta ortasında her tarafını, pazarcılığını, her işini biliyoruz biz bu işi. Evet. Onların dedikleri gibi aracı, fırsatçı, ganemici falan, hatta daha ileri terörist ilan ediyorlar ama bu sektörün içinde hiçbir zincirinde bu paraları, bu kazanan sistem asla ve asla yok. Bu insanların, bu çalışan insanlarımız burada her geçen gün 12'de 1'de ayakta. Anasının ak sütü gibi halal ediyor burada çalışan insanlarımız. Ama maalesef aracı, fırsatçı, terörist ilan ediliyor. Asla böyle bir şey yok yani sektörümüzde. Efendim olmaz ya. Üreticiden terörist mi olur Allah aşkına? Alın evet. Teri dökenden terörist mi olur? Biz size inanıyoruz, size güveniyorum. Sağ olun Sayın. Bakın siz olmasanız biz akşam oturup sofrada yemek de yiyemeyiz. Sabah kahvaltı yapamayız. Evet. Yani üreticiniz. Siz üretiyorsunuz, siz çalışıyorsunuz, siz emek harcıyorsunuz. Sabaha karşı 3'te, 4'te, 5'te buraya geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya değil, bütün Türkiye'nin her tarafını mal gönderiyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla yaptığınız hizmet çok değerli. Biz ondan eminiz. Çok büyük paralar da kazanmıyoruz. Keşke büyük paralar kazansın. Yani en büyük arzumuz o, herkes tabii, para tabii. kazansın tabii. Ama malı gönderiyorsunuz, Rusya'dan dönüyorsa onun ciddi sıkıntıları çok var. Çok büyük. Orada dış politikada sorunumuz var. Yani biraz Orta Doğu'ya da açılmak lazım. Orayla da barışmak lazım. Yani niye kavga ettik yani Suriye'ye de, efendim Ürdün'e de, Mısır'a da, efendim Lübnan'a da, her tarafa mal gönderelim. Yani niye kavga ediyoruz yani? Biz geçmişten Irak'a mal veriyorduk. Türk çiftçisi olarak her evet. yere mallarımız gidiyordu ama evet. hiçbir şey istemiyoruz. Şunun sadece fide parası 5 lira 6 lira başkanım. Evet. Bir torba gübre, üre gübresi, isim de vereyim. Evet. 450 lira olmuş. Mazot o olmuş ki artık biz bu yıl evet. hububat ekemeyeceğiz. Evet. Yine yurt dışından yine gelecek. Evet. Bunun maliyeti başkanın da dediği gibi bu kaç katına çıktı? Evet. Biz 2001'de o zaman devalüasyon olmamıştı. Şimdinin 90 kuruşu o zamanın 900 lirasına domates satıyorduk. Bugün 2,5 lira. Bir 2001'den beri mazot, gübre ne kadar olmuştur? Siz daha iyi bir ekonomist olduğunuz evet, için daha iyi bilirsiniz. Ama Erdoğan gibi ekonomist değilim. Ha, olsun o söylesin. Evet. Biz biliyoruz, vatandaş biliyor. Bizim durumumuz ne olacak? Çocuklarını evlendiremiyor çiftçi. Altın almış başını gitmiş. Bu işte her şey çiftçiye buna ait. Kazmasının ucuyla bahçesindeki buna ait. Yani buna benzer ürünlere ait. Bu yıl hububat ekilmez belki Antalya Çukuru'nda. Çünkü mazot öyle olunca nasıl alacağız? 450 liraya bir torba gübreyi alıp da kaç dönüm yere saçacağız biz onu? Biz gece kömür fiyatı bu olmuş. Bunun içinde kömür yakılıyor bu seraların. Odun alıp odun yakılıyor. Bunu nasıl maliyetini karşılayacağız? Şimdi siz üretici olarak şikayet ediyorsunuz. Bir de şehirde yaşayan asgari ücretli var. O da şikayet ediyor, o da pazara gidiyor. Evet, o şu biberi alıp yiyemez. Bir asgari ücretli bu biberi alıp yiyemez. Çünkü aldığı 2000 küsür lira para. Evet. Bir asgari ücretlinin en az 4000 lira olması lazım başkanım. Öyle. Maaşı. Ki o da alışveriş yapsın. Alışveriş yapsın, bir lokma evine sebze meyve götürsün. Meyve götürsün. Yani çok zor durumdayız başkanım. Evet. Yani çok zor. Yani önümüze biraz daha zor günler gelecek. Evet. Onun hayalini kuruyoruz zaten. Yani söylediğiniz gübre fiyatları daha da artacak. Mazot fiyatları artacak görünüyor. Elektrik bak birçoğumuzun evet. bizim akarsuyumuz yok. Evet. Yer altından sondajla çıkarıyoruz. Elektrik fiyatları bir ayda kaç kere zam geldi? Evet. Mazota bir ayda kaç kere zam geldi? Başkanım ya bunun altından kalkamayacağız artık. Bir çare. Bir çare. Çare belli. Evet. Az kaldı, çareyi halledeceğiz inşallah. Genel Başkan, umudumuz burada sensin. İnşallah. Kamyoncu arkadaşlarımız da istekler var burada. Tamam. Kardeşim. Hoş bulduk. Siz buradan alıp Türkiye değişik yerlerine mal gönderin. Başkanım buradan alıyoruz. Evet. Biz de rahatsızız tabii ki yani
masraflardan. Efendim? O dışarıya ses vermiyor. Kamera ses. Sen bırak onu. Bırak bana, sen sesli konuş. Biz de rahatsızız masraflardan, mazottan, otoban köprü yol paralarından. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Yani hakikaten şu an çok... Bizim buranın yükünü kaldıran kamyoncularımız belli. Yani 100 kamyoncu falan vardır bizim Antalya, sadece İstanbul hattına çalışanlar. Herkes rahatsız. Herkesin mal yapan arkadaşlarımızın arabası var. Araç Adapazarı'ndan Bayrampaşa'ya git gel 700 TL ile 800 TL sadece otoban köprü parası var. Adapazarı'ndan Bayrampaşa'ya git gel. Daha mazot hariç. Yani bir kamyonun Bayrampaşa'yla gidip gelmesinin 6500 lira maliyeti var. 6500 TL sadece. Yani mazot, otoban 40 kuruş şeye gidiyor yani. Taşıdığımız için. Navlunlardan biz tüccarlara yükleniyoruz burada. Ben kendim nakli iş yapıyorum. Onlar da şikayetçi. Sadece 50 kuruş navlun. Sebzenin üzerine binen. Daha bunun geriye boş kasası var. İşçisi, ardiyesi. Herkes sıkıntılı. Yani yürüyecek durum yok şu an Sayın Başkan. Yürüyecek durum yok yani. Sadece karın toktular şu an. Yine çok şükür. Yine çok şükür. Sadece karın toktular. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Durum bu yani. Peki çok özür dilerim. AK Parti milletvekili var mıdır, yok mudur? Biz götürelim hükümete, en azından çözümleri söyleyelim, dertlerimizi anlatalım diye. Abi. Yok, biz rastlamadık. Gelen olursa da. Al. Televizyonlarda, ulusal kanallarda ben her gün isyan ediyorum. Ben açık oturumları izlerim. Gazeteci arkadaşlar çıkmış, herkes tetikçilik yapıyor. Kimse artık her gün gerçek derdine şu ortamdan bahseden yok Sayın Genel Başkanım. Herkes olay saptırmak, gündem değiştirmek, bu şekilde Türkiye'yi günlük politikalarla idare etmeye çalışıyor. Olamaz. Bu domates dedim ya, asgari ücret, ben de üzülüyorum. Asgari ücretin ablamın dediği gibi 5 lira olması lazım Sayın Genel Başkanım. Alım gücü bitti insanların, alım gücü. Domates pahalı değil, alım gücü bitti insanın. Ne yapsın 2800 liraya, 3000 liraya empati yapalım. 1,5 lira kiranın olduğu yerde nasıl geçirsin bu insan? Alım gücü bitti. Düşünelim 20 sene önceki, 25 sene önceki asgari ücretini neler alabiliyormuş. Bir de enflasyon yükseldiğinde başkanım, hemen gösterecekleri şey domates, biber, salata, çiftçinin ürettiği şey. Bu üç şeyi hemen gösteriyor işte, İstanbul'da şu oldu, markette bu oldu. Ya o markete ulaşana kadar o çiftçi onun %1'ini anca görüyor ya. Bu sebze mi yükseltiyor bu şeyi? Enflasyonu. Hemen ilk gösterecekleri şey çiftçi günah keçisi olmuş. Çiftçinin ürettiği günah keçisi olmuş. Enflasyonu söyleyeyim, gübresi. He. İlacı. Evet. İlk gösterecekleri şey, bunun her bunlara zam gelince ne oluyor? Siz abi ne yapacaksınız? Gösterecekleri, ilk gösterecekleri domates zam şampiyon oldu, patlıcan şöyle oldu, biber böyle oldu. Gösterilecek olan tek şey bu. Ya bir de yani bu vatandaşa sorun, üreticiye sorun. Kaça ürettin kardeşim sen bunu diye. O üretici onu görmüyor. Görmüyor onu. Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde açıklama yaptı, bay oldu. Bir karış toprak kalmayasaya kadar ektireceğiz dedi köylüye. Evet. Ya bu mazot maliyetinden nasıl ekecek Sayın Genel Başkanım? Ekme şansı yok. Yok. Sayın Genel Başkanım, öncelikle Harun Başkan Tanpıtı'ya hoş geldiniz. Bizi bu dertlerden kurtarın Genel Başkanım. Umudumuz sizsiniz. Yani dayanılmaz, çok zor durumdayız şu anda. Gece 80 lira aldığınız gübre 400 lira olmuş. 18 lira aldığınız plastik örtü 35-40 lira. Bağlamak için kullandığınız ipi geçen yıl 280 lira almıştık. 460 lira. Tarımda kullandığınız tarımsal sulama elektrik bugün evde kullandığınız elektriği koydu geçti kilovatı. Geçen sene 600 liraya falan aylık baza geliyordu. Şu anda 1400-1500 lira. Dayanamaz hale geldik bu konuda.
Yani ben kendim 4 bölüm yer yapıyorum. Hesaplıyorum. Dönüm maliyeti olmuş 25 bin lira. Ben 4 kişi gitsem de asgari ücretli bir yere gitsem zekreden kazandığından daha fazla kazanacağım. Hiç olmasa riski yok. Ve de iş bulabileceğim asgari ücretli bir yerden. Yani tamamen bittik. Kurtarın bizi Genel Başkanım. Yani buraya gelmenize vesile olan Aydın Bekir'im, kendi de Kumlucalıyım. Zaman zaman sesimiz Ankara'da duyurabiliyoruz ama yani tamamen duyurmamız lazım. Artık biz umudumuz sensin Genel Başkanım. Plan Bütçe Komisyonu'nda bütün bunlar tamamı vardı. Kasalar kurmuşlardı. Bir çiftçilerin hakkını savunuyor. Yani bizim görevimiz sizin hakkınızı savunuyor. Ya çiftçinin diyor son senesi olabilir Sayın Genel Başkanım. Bol paranız olup faize verseydiniz bunlarla karşılaşmazdık. Çiftçilerine faize verecek parayı biliyorum efendim ya. Onlar kazanıyor, onu anlatıyorum yani. Evet. Parası olan veriyor, altınıydı, döviziydi, getiriyor, yatırıyor, dünyanın parasını kazanıyor. 5 liralık dolar oldu, 10 lira, o işte geldiğimiz nokta bu. Dönüyoruz çiftçiye, niye bunlar pahalı? E ne yapsın? Gaza zam yapıyorsun, mazota zam yapıyorsun, ilaca zam yapıyorsun, fideye zam yapıyorsun, tohuma zam yapıyorsun. Gerekirse dışarıdan getiriyorsun, dünyanın parasını veriyorsun. Ve dönüyorsun bizim çiftçiye, efendim niye bu pahalı oldu? Tarlada bu kadar, orada bu kadar. E bu tarladan çıkıp da İstanbul'a gidinceye kadar bu havadan mı gidiyor? Kamyona yükleyeceksin sonuçta. Onun da parası. Orada da şoför çalışıyor. Biliyoruz biz sizin derdinizi. Samanı bile ithal eden olduk. Öyle. Biz dünyada 9 ülkeydik herhalde, yanlış değilse. Ben ilkokul mezunuyum başkanım. Kendi kendini doyurabilen. Evet. Ama şimdi biz nerelere gittik? Öyle. Doyuramıyoruz kendimizi. Bu ülkenin topraklarında hani bir deme vardır. Kan düşse can biter. Evet. Ama o can bitmeyecek artık. Bitecek. Moralinizi bozmayın. Yani umudunuz sensin. Bir tek yani tek. Hiç. O canı yeniden bitirelim. Bu işi çözeceğiz. Çözelim. Çözeceğiz. Hep beraber neyse gereken. Sayın Genel Başkanım biz de Ankara'daki, İstanbul'daki vatandaşların bu fiyatlara, yüksek fiyatlara ürün almasını istemiyor. Ama bizim maliyetlerimiz çok Genel Başkanım. Hani biz burada maliyetleri düşürelim. Çiftçinin aracı olduğu. Fiyatlar yükselmiş, günah keçisi arıyorlar. Evet. Buna çiftçiyi buldular. Yani biz de istemiyoruz 8 lira 10 lira olmasın Genel Başkanım. Günah keçisi. Ne yapsın bu adamlar? Biz de mecburuz yani. Bu fiyatların yüksek olması biz ayakta kalmak için böyle mecburuz ama kafa kafaya yani inan bu yıl çiftçi çoğu bırakabilir bu işi. Bu şekilde mesela ben geçen yıl ilk şeftem dolmalık biber vardı bende. 4 liradan yaptım Genel Başkanım. Bu yıl 3 liradan yaptım. Geçen 180 lira aldığım gübre olmuş 460 lira. Evet. Ben 4 liradan geçen yıl açılış yapmışken bu yıl 3 liradan açılış yaptım. Dayanma gücüm var. Çiftçinin çoğu bu yıl bu işi bırakabilir Genel Başkanım. Lütfen yani ne olacak olsun kurtarın bizi ya. Ya çiftçinin gidecek olduğu başka bir yer yok Genel Başkanım. Yani ben bugün bir Hızar'a girmiş olsam bu yaştan sonra çalışmak için bıraksam da elimi kaptırırım. Bir evin başına çıkmış olsam kafam döner düşer. Benim tek anamdan doğduğum meslek çiftçilik. Çiftlikten başka bir şey bilmiyorum yani. Umudumuz sizsiniz Genel Başkanım. İnşallah halledeceğiz. İnşallah. Sayın Genel Başkanım orada hem üretici hem esnaf o da. Mehmet Karataş. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Sayın Başkanım tabii sıkıntılarımız var. İçine Ticaret Bakanlığı'ndan geldiler. Dediler ki ya bu maliyetler niye yüksek? Domatesli süperdi. Dedim ki ya bu girdiler çok yüksek. Mazot olmuş 8,5-9 lira. İlaç gübre olmuş, gübrenin çuvalı 100 lira olan gübre olmuş 400 lira. 390. Ondan sonra içi maliyeti 100 lira olan yövmeye olmuş 200 lira. Biz bunları bir düşürelim. Domatesi, halkımı da, biberi de 2 liraya, 3 liraya yedirelim. Yani ama önce bu girdileri mi düşürelim? Düşürelim. Anladın mı? Bunları düşürdüğümüz anda zaten bu halkımız da 2 liraya, 3 liraya domatesi, biberi yer. Herkes de mutlu olur dedik. Önce dedik ben bu mazotta bir teşvikimiz olması lazım çiftçiye. Yani 9 lira olan bir mazotu nasıl bir çiftçi 3 liraya domatesi satsın da karşılığını eksildiği bir takviye eder. Yani gelecek yıla ekim hakikaten çok azalır. Yani çok zor durumdayız. Neyse az kaldı. Az kaldı da halledeceğiz. Ali Başkanım. Bir tane de üreticimiz var. Ben üreticim var. Sattığım mallarla. Nerede? Nerede? Hangi bölgede üreticimiz var? Ben de Eskiörük Mahallesi'nde. Sevgi Eskiörük Mahallesi'nde üreticiyim. Evet. Sattığım mallarla. Ne ekiyorsunuz? Sebze türlerinden. Sebze türlerinden. Yeşillik olsun.
Evet evet. Buğday olsun. Evet. Evet. Bunlar ekiyoruz. Sattığımız mallarla elimize gübre biraz zor alıyoruz yani. Evet evet. Eve ekmek götürmekten güçleniyoruz. Güçleniyoruz. Emekli evet. olmasak tamamen ezilmekte evet, kalacağız. Evet. Traktörümüz hadi. Olmasa çalışmaz. Eskiden traktörümüz olmasa traktör olma imkanımız hiç yok zaten. Evet evet. Bu şekilde çok zor durumdayız. Tamam. Az kaldı inşallah çözeceğiz beraber. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz ama işte biraz da destek etsen daha iyi olacağız. Yani şöyle destek için buradayız zaten. Sizin sorunlarınızı şu tarım krediyi diye. Bir takip edin. Tamam. Gübreler fiyatlarını, evet. mazotlar olsun, evet, şeyler. Evet. Biz çok evet. mağduruz yani. Evet, evet. Geçen yılki fiyatları, şu andaki fiyatları bir takip edin. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de eski dolmuşçu kardeşim, hem de üreticiyim. Antalya yeğlisiyim yani. Öyle mi? Doğmaz güne Doğu Karaçıcıyım. Güzel. Güzel. İyisiniz. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Başkanım, yani bu gübre fiyatları çok şu anda çok çık yani. Evet. Bak ben şimdi bugün pembe domates getirdim, daha ikide geldim, bekliyorum. Seracı mı yapıyorsun? Serada var, serada. Dış alanda var. Şimdi dışarıya buğday ekeceğim. Bir taban gübresi 200-300 milyon. Onu düşünüyorum. Evet. Acaba kurtarır mı, kurtarmaz mı? Evet, evet. Geçen yıl ekmedim mesela, bomboş tarla. Evet. Evet. Bunlardan çok mağduruz yani. Azla. Neyse az kaldı, çözeceğiz. İnşallah. Çözeceğiz. İnşallah. İnşallah.